Safi Lezzetler kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bir su bardağı toz şekeri ve 3 tane yumurtayı karıştırma kabına alalım. Mikserle köpük köpük olana dek çırpmaya devam edelim. Yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı dolusu içme suyu ilave ediyorum. Oda sıcaklığında olması yeterli, ılık ya da soğuk değil. Bunları da hafif karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı dolusu kakao, birer paket kabartma tozu ve vanilya eleyerek ekliyorum. Ve 1,5 su bardağı un ekleyerek güzel bir kek harcı yapıyorum. Tüm malzemeleri eliyorum. Gördüğünüz gibi böyle kalıntıları da daha sonra kaşığın tersiyle eziyorum. Kekimin havalı ve böyle süngerimsi bir yapıda olması için bunu yapmamız gerekiyor. Bu aşamadan sonra ben tel çırpıcıyla devam ediyorum. Evet, kekin istediğim kıvama geldiğini şu anda görüyorsunuz. Gayet güzel, parlak bir renkte. Kakao kıvamı da gayet yerinde. Şimdi bu kekimi ben kenara alıyorum. Yuvarlak boy bir tepsiyi, fırın tepsisini bu şekilde yağlıyorum. Katı yağla, tereyağı, yumuşamış tereyağla yağlıyorum şu anda. Ben bu cam tepsinin içine yine cam olan bardakları yerleştireceğim ve kek harcımı o şekilde içine dökeceğim. Bardakların da alt kısımlarını fırçanın kalan yağlarıyla yağlıyorum. Bakın bu şekilde 5 tane bardak kullandım ama siz daha ince dilimlerim olsun istiyorum derseniz 6 tane bardak kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bardağın bir tanesini bulamadım aynı boyda, makinedeydim. O yüzden daha büyük bardakla koymak istemedim. 5 tane yaptım. Fakat bir kere daha bu tarifi yaptığımda mutlaka 6 bardakla yapacağım. Çünkü dilimlerin muntazam olması için 6 bardak şart, daire 6'ya daha kolay bölünüyor biliyorsunuz. Bu şekilde kek harcını bardakların yerinden oynatmamaya çalışarak dikkatli bir şekilde tepsiye aktarıyorum. Burada önemli bir püf noktası hemen söylüyorum. Isınmamış olan, yani önceden ısıtmadığımız fırına 160 dereceyi açarak kekimi koydum pişmesi için. Şimdi biz muhallebisini hazırlayalım. 3 su bardağı sütü tencereme aldım. 2'şer yemek kaşığı nişasta ve un kullandım. Yarım su bardağı şeker kullandım. Tüm malzeme listesini ben bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Muhallebi piştikten sonra mikserle hafif bu şekilde soğuması için ve kıvam alması için çırpıyorum. Hafif ılınan muhallebinin içine bir paket krem şanti ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Dilerseniz bu muhallebiye yumurta sarısı eklerseniz gerçekten kıvamı çok çok daha güzel olup yaş pasta kremasına dönüşüyor. Tüm kremalı tariflerde kullanabilirsiniz. Özellikle yumurtalı hali çok daha lezzetli oluyor. Ben bugün buna bilerek yumurta ilave etmedim. Yumurta sarısı özellikle. Mikserle çırptıktan sonra bunu dolaba kaldıracağım. Üzerine bu şekilde bir poşet kapatıyorum. Buzdolabına soğumaya kaldırıyorum. Bu sırada benim kekim pişti. Yaklaşık bir 40-45 dakika sonra bu şekilde kabardı. Fırından çıkar çıkmaz tabii ki kek bardaklar da oldukça sıcak oluyor. Dokunmamanızı tavsiye ederim. Bir süre sonra ılındıktan sonra böyle ince bir bıçak yardımıyla bardakların etrafından geçerek onları kalıptan alalım. Tüm bardaklar için aynı işlemi yapıyoruz. Kekim tamamen soğuk hale gelince kremasıyla buluşturacağım. Öncelikle sosunu yapalım. Şimdi burada 1 su bardağı süt var. 1 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı şeker ekledim. Şeker eriyene kadar ocakta tuttum ve üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Bu benim ıslak kekimin sosu oluyor.
Şimdi bunu bu şekilde ıslatıyorum. İkisi de şu an ılık, hatta kekim soğumaya yakın. Sıcak dökerseniz kekte hafif dağılmalar yapıyor. O yüzden sosunuz biraz ılık, kekinize soğuk olursa çok güzel sonuç alabilirsiniz. Bu şekilde tüm sosu keke yedirelim. Evet, şimdi ben kremamı böyle yıldızlı tuy taktığım bir krema sıkma torbasına koydum. Ve bu bardaklardan oluşan boşluklara bu kremayı sıkıyorum. Hem tatlı hem de kek olarak yapabileceğiniz çok güzel bir tarif oldu. Hani bazen birkaç çeşit yaparsınız ama hem tatlı hem de kek ikisi bir arada olsun istersiniz. Hem kremalı. Bu tarif tam gerçekten o zamanlar için kurtarıcı bir tarif. Kremayı bardaklardan oluşan boşluklara sıkıyorum. Artan kremayı da bu şekilde tepsinin etrafına sıkmayı uygun gördüm. Hem görsel olarak çok güzel oldu, hem de ıslak kek seven herkesin seveceği hoş bir lezzet oldu. Dediğim gibi 6 bardakla yaparsanız şahane bir sonuç elde edersiniz. Normal 200 mililitrelik bardak kullandım. Daha küçük ya da daha büyük değil. Bu şekilde kekimin şimdi sizin için bir dilimini çıkarmıştım. Onu çocuklar yedi. Şimdi bir dilim daha göstermek istiyorum. Ortası boşluk olduğundan çok aşırı bir kek yoğunluğu yok. Krema ve kekin birleşiminden oluşan harika bir lezzet çıkıyor ortaya. Bu şekilde tabağa alıyorum. Ve şöyle size içini göstereceğim. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni videolarla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.